<laughs> bana GQ efendim ödül gecesi. Öyle bir gece ki evet. hala biz geceyi konuşuyoruz. Ama çok şık. Hangi Şimdi ne yapalım şey... GQ. Diyebiliyor muyuz GQ ödül? Diye, ki. Evet. Kim şık kim rüküş seni şöyle ayağa kaldıralım. Bize, Opa. o zaman... VTR'miz gelsin Bu önce. Bu da bana mı? Ee, kıyafetine <laughs> uygun siyah seçildi. Bir de başka bir ben renk daha var. bir de tamam. ödül mevzusu deyince öbür konuya geleceğim sandım. Tamam. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Onu da konuşuruz. Onu da konuşalım. İzleyelim Şimdi BTR'mizi. ben kendimi şey gibi hissettim. <laughs> Sen tahtaya kalkan Sen tahtada hoca. Hadi Kemal Hoca başlayalım. Evet Defne Samyeli ve kızları. Şimdi Ama gerçeklerden bahsedeceğim tabii ki her zamanki gibi. Üçlü kare istiyoruz Üçlük arkadaşlar. Üçlü kareye gelsin. Dur bakayım Geldi. bozuk. Nereden Bakar gördüm? mısın? <laughs> bu taraftan. Şurada arkanda ben burası. var. Evet. Burası. Evet. Şimdi ben aileyi severim. Hı -hı. Ben terazi burcu olduğum için güzel şeyleri severim. Güzel evet. bir aile. Evet. Ee, Transparan da karşı değilim. Bunu sevmedim. Hı -hı. Anneleri en dersin? şıkları <laughs> evet. bu arada e, çok klasik demode bu daha iyi tamam. Annelere <laughs> en şıkları öyle söyleyeyim Defne neden beğenmedin şey. peki bu çok e, klasik demode bir model ama bu da bak bu daha modern ve daha mesela transparan olmasına rağmen daha elegan ve daha şık duruyor bu daha ucuz duruyor Hı. mesela çok buradaki delir. transparanlık ise bence tam kıvamında çok şık çok güzel yani Hı. bizim <laughs> ülkede çok transparan sevilmez ama ben seviyorum ucuz durmasının sebebi hem alt hem üst her yerden açık dekolte hani onun ölçüsü olur bırak... artık dekolte hani aman sırtımızı açtık göğsümüzü kapatalım bacakta yırtmaç var başka bir şey olmasın böyle şeyler kalmadı artık hmm. yani modanın bir kuralı yok Evet, yok. Asla giymeyeceğim dediğim pantolonları giyiyorum şimdi. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Eskiden tabii. kimse bana giydiremezdi mesela böyle baggy, bol pantolon. Şimdi üstünden üstümden çıkarmıyorum. Evet. O yüzden kesin ve katı kurallarım yok. Ama aralarında 1-2-3... Ha, bir numara, e iki bir. numara, üç numara, evet. E birbirimizden habersiz giydik diyorlar. Nasıl oluyor? Yo, yani? yo, aynı yo, evin içindeler. Yo, Olur aynı evin içindeler. Birbirine WhatsApp'tan atıyor. Hiç mi konuşmuyorsunuz Arkadaşına bile İlkansız. insan, kırk yabancıya bile atıyor yani. Stilistleri bile aynı olabilir. Ee, Katılıyorum. Kemal, peki en küçüklerini en beğenmediğini ilan etti. Evet. Yaşına yakışıyor mu o kıyafet? İşte abi? yaş, yaşından büyük. ya Defne giyse belki daha iyi duracak ve hem onun da yaşına uygun. Böyle bir change bir değişim iyi olurdu aslında. Evet. Ya da acaba aralarında ufaktan da olsa bir yarış olabilir mi? Şimdi benim annem Defne Samyeli olsaydı <laughs> ben de yarışırdım diyorsun. Yani Allah'tan kızları da çok güzeller. İsimlerini hatırlamıyorum ama Derin ve Deren. Be beğenmediğin, kıyafetini beğenmediğin Derin. Sanki Derin'de bir üste çıkım şeyi var. Öyle bir şey yapayım ki. Enerjisi yani şimdi var, tabii ne? ki bunlar çok tatlı bir aile olsa da illa ki gizli bir rekabet vardır aralarında. Hmm, en iyi ben olayım. En Anne çok ben kız rekabeti vardır zaten. Derinde vardı zaten. Bir de, Daha 17 yaşından bu yana onu vardı. Bir de hani hem ünlü bir aile anne kız olunu, hem iki tane hem maşallah birbirinden güzel boyunca kız. Evet. İster istemez içten içe bir şey dönüyordur bence. Bir evet. <laughs> ben... Birbirlerine Devam de edelim. Birbirlerine de ya göstermek Ya ne olacak birbirine... şimdi sonra? Bu tat öyle tamam. <laughs> Devam edelim. Nesin Cevat Sade ve Sözü Dekolte severim bıraktım. demiştim biraz önce ama bu değil. Bu ne peki? Bu bir e, revü elbisesi. Show hmm. kostüm bu elbise değil. Yani tiyatroda bir şey olur veya bir sahnede bir müzikalde bir şey olabilir. Hmm. Ama yani evet hani artık orasını açtık burasını kapatalım. Devri kapandı diyorum ama Evet. Şimdi gel geriye. Heh, geldi görüntü. <laughs> <Başı döndü. gülüyor> çocuğun başı döndü. Evet. Materyal materyallerden dolayı ucuz duruyor. Hmm. Yani şurasının dekoltesini sevdim o zaman burayı kapat. Şuralar yine açık kalsın. Bu biraz ucuzlaştırıyor mevzuyu. Hmm. Evet. Ve benim de takıntım yani ne olursa olsun parası değil mevzu kaliteli hmm. görünmeli. Yani transparan bu kadar transparan bile olsa daha iyi görünmenin yolları var. Kemal bazı kıyafetler için diyoruz ya bunu bir şu giyseydi. Taşırdı. Taşırdı. Ama bu giydiği için ucuz durdu. Bunu kim giyerse bir giysin, bunu yani Ucuz mu durur? Ucuz taşımayacak bir kişi var memlekette. Kim? Güşşah. Hmm. Onda hiçbir şey ucuz durmuyor. İlginç bak, değil mi? Çünkü çok incecik olduğu için. Bir de hani bu artık da incecik ama. Hayır, ama Gülşen kadar değil. Değil. Bir de Gülşen'in aurası, enerjisi bambaşka. Bir de, <laughs> evet. Kemal katılıyorum, evet. bir de şu çizgiler insanı rahatsız ediyor. Evet, evet, Böyle göz, göz yoruyor. Yani şimdi bunlar geçim, olmadığını düşün, konular... bunu belki bir derece kaldırabilirsin. Heh. Ama bu dediğim gibi kostüme dönüyor birden olay. Yoruyor insanı böyle bakarken. Nereye bakacağımızı şaşırdık Peki, sayın seyirciler. Ünlü isimler çünkü nasıl giyinip nereye nasıl gittikleri de kariyerlerinin ufak da olsa bir parçası. Çok mu etki altında kalıyorlar modacıların ya da tasarımcıların? Yani stylistleri oluyor genelde. Stylistler gidip modacılardan alıyorlar veya işte beraber. Hayır deme beraber... Beraber karar veriliyordur, o giyiyordur. Çok beğenmiştir kendini. Beğenmediği bir kıyafetle o törene gidip de bu şovu yapar mı? Sen kendinden yola çık gider evet. misin beğenmediğin kıyafetle? Yok, hayır. O evet. da bayılmış demek ki. Ya o beğenmiş belli. Başka Paylaşmalara kimi... doyamadı. Gelsin devam. Kime evet. harcayacağım başka? <laughs> devam yo yo. <laughs> <laughs> Şifanur kim? Son dönemin yükselen yıldızı diyebiliriz. Yükselsin son bile. dönemin yükselen elbisesi muhteşem. Heh. Ve de yükselsin Muhte yani. Şen. Klas. Her yaşa gider ama şu dekolte gençleştiriyor evet. mesela. Ben dik yaka, çok boğazlı, iyi. uzun kol çok severim. Yani evet. önden baktığında hiçbir şey yok. Bir küçük sürpriz. Hı -hı. Çok şık, çok elegan. Takıları, saçı, makyajı, her şey. Bayıldım. Evet. Bayıldım. Kaç Ve... verdin? 10. 10 verdim. Ayakkabısından takısına her Değil şeyine bayıldım. Defrissam yerine kaç verdin? 7. 7. Peki e, şeye Nestin e, Cevat Sade'ye kaç verdin? 3,5'tan 4. 3,5'tan 4. en azından 5 yapar dedim. Peki Şifa Nur'da estetikli onca yüzün dışında böyle bir de bir yüz kemiği, gözü, böyle Böyle bir Fransız kemik yapısı var. Aynen, yani değil değişik mi? bir güzel değişik. Dolayısıyla Doğru. Be kıyafeti be, daha iyi çok, taşıyor. Çok, çok beğendim yani çok asil. Asalet Dikkat et dijital severiz. platformların da yüzü oldu. Bütün dizilerde A var. Aynen. Yugi yani ayakkabısının güzelliğine baksana kadar. yani takıları falan çok şık. Evet. Evet devam edelim. Sıradaki. Bunu Kemal. kim? E Icardi'nin Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin Icardi hayat arkadaşı Vanda. Vandan ara. Ne diyeyim demode. Hmm. Yani bizim şu hani en ucuz abiyelerin satıldığı bir semt vardır. Hmm, hmm. Oradan almış gibi. Öyle durmuyor mu? Ama eminim. Servettir o kesin elbise. Abi, evet abi. kesin markadır. Ee, Ama yani sanki Bu böyle... da keşke her tarafı kapalı olsaymış. Bu çok demode duruyor. Hmm. Icardi de ceketi de öyle. Bu ceket mi kaldı Allah aşkına? Evet biraz. Yavrum Icardi'cim sahada gösterdiğim performansı kılık kıyafetle de rica ediyoruz. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Yönetmenim stil... varsa gönder bunlara puan vermeyeceğim. Gönder dedi. <laughs> ha, bir de vermiyorsun. Ya hiç ikisini de beğenmedim kılık olarak. Yani futboluna saygım var severiz. Evet. Ama maalesef <laughs> Hele kahverengi giymişsin giyme yani. Sen şu evet. tipine bak ceketine bak. Evet karı koca arasında bir kahverengi siyah yani. Evet. O ha. kadar Yönetmenin var mı başka? Devam. Evet, beğenmedi. <laughs> Zeynep bastık. Zeynep bastık. <laughs> güzel ya, kötü bulmadım. Genç. Gör i̇lk defa gördüğüm için şu an. Hı -hı. Genç, güzel, şık bir elbise. Beğendim. Hı -hı. Ayakkabısını göreyim. Yönetmenim görebiliyor muyum? Görelim ayakkabıyı da. Transparan. Yani yok bu bu olmasaymış daha iyiymiş. Yani şey oldu. Evet, kesmemek olması. lazım. Ama ben sevdim bu bölgeyi. Güzel hani transparan ama gizemli ve ucuz durmuyor dediğim gibi. Hı -hı. Çok tehlikeli ince bir çizgi var. Evet. Puanım 8. Yönetmenim next. Hı -hı. 8. Evet. 8. Hı -hı. Devamını istiyor yönetmen. Güzel kız. Hı hı. Allah yukarıda. Aa, <laughs> evet kesinlikle, kesinlikle. Şimdi ben e, genç jenerasyonun bu çeşit marjinal duruşlarını seviyorum. Saç ben çok beğendim jilet Aa. gibi. Siz beğenmediniz. Hayır beğenmedik. Yok, beğenmedik. Neden güzel, beğenmediniz ben söyleyeyim. Bu güzelim küçücük kafasına böyle inek yalamış gibi Şimdi yapıştırmış. böyle bir akım var bak ama. Bak ama bak fotoğraf jilet değil gibi görüntüyü duruyor. getir duruyor. arkadaşım. Yaşar. Görüntü gelsin. Ben bak. sevdim ya. Bak fotoğrafta böyle hoş duruyor ama bak görüntü. Yani, uygulama çirkin. Heh. Yani, ama onu böyle tam jilet yapsalarmış bak. güzel olurmuş. Biraz şöyle gelseymiş şu saç falan. Neyse yani ders vermeyeyim mi? E, Kemal kuaförüne. niye böyle yapıştırılıyor ya? <laughs> ya şimdi maskülen bir... Duruş var ya burada bunun üstüne dalgalı bir saç yapmamışlar. Hiç ben jilet gibi yapalım demişler. Fakat bulamadım. yanlış bir jilet gibi hmm. olmuş, mu olmuş yani. Ayakkabılarını beğenmedim bir tek. Onun evet, dışında o, çantayı da oran... atabiliriz. Hı. Hmm. Onun dışında genç, güzel, modern, 2024 hatta 2025'e kayar bir styling var üstünde. Öyle mi? Onun da çantasından ve ayakkabısından kırdım. 8 veriyorum yönetmenim. Varsa ya, başka gönder. Surat o kadar <laughs> güzel ki bu saç bile onu kötüye Kötü gösterememiş. Hayır gösteremiyor. Evet. Gönder arkadaşım. Hüseyin'in en büyük hayranlarından biriyim. Türkiye'de evet. herhalde. Onun için şey olma, objektif olma biraz zor olacak ama kötü bir elbise söyleyeyim. Hmm. Yine demode. Hmm. Şuna ne gerek var? Şu şöyle dümdüz olsa jilet mis gibi. Demode o, buldum yani o çorap o ayakkabı. Kendisinin ama hayranıyım ama. Şu yakadaki şey olmasa da o dümdüz 1500 dümdüz tane olsun. elbiseden bir tanesi, olsun. tanesi olacak. Ha? Çünkü yani dümdüz olsun daha şık duracak. Veya buraya o zaman bir tane daha bundan böyle bir şey koy. Hı. Hmm. Dengele diyor. Dengel. Çünkü bu burada Şu çok artık eskide insan. eskide kaldı bu. Hani buraya bir volan koyalım. Burası hop. Maksimde astrolistler öyle çıkardı. Geçti yani bu. Bir 15-20 sene sonra belki tekrar güncel olabilir ama bu aralar değil. Üzgünüm Gülsercim. Seni çok seviyorum ama bay bay. <laughs> Kaç verdin? Hadi 5 olsun. Torpil geçtim onu. <laughs> Ve devam diyorsun. Devam. Evet. Kelimelerimin kifayetsiz kaldığı benim düşün nadir <laughs> evet. anlardan bayıldım ciddi mi bayıldım tersini söyleyecektim sandım biraz kaftanvari Hı -hı. hem böyle sabahlık gibi ama gece elbisesi ve çok şık kumaşı çok güzel dekoltesi şahane ece zaten DJ yani. tamam. Bayıldım 11 bir şey veriyorum yönetmenim 11. <laughs> 11 veriyorsun. <laughs> 10 üzerinden 11. Düşün nasıl bay bayıldım. Next. Var mı yönetmenin başka? E, surat ifadenden kaç puan alacağını anladık. Evet. Buyurun. Hoca. Bu ne ya? <laughs> bu kız da mesela güzeldir çok güzel ama bu ne yani? Bu eşi mi bu? Eşi eşi. Daha şık. Aa. E baksanıza yani, yani yan yana. De ufukla beraber bu ı, ı, hiç beğenmedin. hissini beğenmedin. Yaşının kıyafeti Yaşını değil. Neslini beğenmedin. Yaşının kıyafeti değil Bak eğer erkek arkadaşıysa bu eşi daha, eşi, Ufuk Bey daha şık. Onun, yani, onun içindeki o Hani couple goals diye bir şey var ya çiftlerin uyumlu hmm. bilmem ne hani giyinmesi evet, gibi bir şey. Hmm. Nerede? Hiçbir uyum göremedim. Hiç uyum göremedim. Keşke e, eşine uygun giyinseymiş. Hmm. Çok yorucu değil mi burada çok içinde bir renk olarak, zincirler. model olarak oradaki o düğme mi, zincir mi neyse. Bir de çok gencecik bir kız yaşını daha büyük göstermiyor. İşte onu da de demedim mi az önce? Yaşının kıyafeti değil bu. Evet. Yani annesi giysin o ceket. Peki Kemal bir şey söyleyeceğim. Ee, ben Ben. Yine... <laughs> eşinin de böyle içindeki transparan mı oluyor? Evet, transparan Dantel. içindeki. Ha. Evet, yani erkeklerde bir... var. Bu ara erkekler evet, bu ara da var. Da benim de var. Ben de giyiyorum. Sahnede filan. Hmm. Ee, erkeklerde dantel geliyor gömlek. geçen Hazırlanın. De Berdan fantei <laughs> hazırlanın, işte. hazırlanın, diyorsun da ben bir kadın olarak bir alışamıyorum ya hoşuma gitti Nelere alıştın canımın içi buna da alışırsın. Yok alışmayacağım. E, bir daha geldiğimde konuşuruz. Dantelli gelirsen. O kadar çok göreceksin ki. Dantel gider giyerim bile İsterse burada getirdim. Herkes <laughs> Kemal şunu mu diyorsun? Yani 2024'te. Böyle bu takım erkekler erkeklerde dantel gömlekmiş, ceket içine bluzmuş da bunu. ne oldu? Alerjist. Gözüm gül, kanadı yönetmenim lütfen bunu eleştirmeye hakkımı kullanabilir miyim? Hayır, gül alerjin mi var? Allah aşkına bunu eleştirmeyin. <laughs> <laughs> tansiyonum düştü. İçi transparan. İçine boş verdim. içine gelemedim ki dışına bakmaktan. <laughs> gözüm kanadı arkadaşlar var mı? <laughs> Teşekkürler. Yönetmenim bunu bana eleştirtmeyin lütfen. Nasıl buldun tarzı? <laughs> Eksi 10 mu veriyorsun? Sessizlik hakkımı kullanmak istiyorum. Güller Aa, dikenli bakmıyor. mi? Güller dikenli mi? <laughs> ee, berjer'i giymiş. <laughs> ya da perdeyi. Berjer. <laughs> evet. Televizyonun üstünden de almış danteli içine. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkürler. <laughs> Ebru Şancı da dün şey demişti. Bir erkeğin düşü bu kadar göstermesine sinir oluyorum demişti. Yani gösteren erkeğe bağlı bence. <laughs> Ama yani. bir şey söyleyeceğim. Şimdi millet diyor ki bak ne diyor? Şimdi standart yapmasınlar. Diyor. Bu gösteren yani. Gösteren erkeğe bağlıyı açayım ben biraz. Şimdi Edis giyse, Tarkan giyse, Murat Boz giyse aman Allah'ım deyip salyalarını akıtırlar. <laughs> Ondan sonra şimdi Berdan Madeni insan olarak hiçbir şekilde eleştirmiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama tarzı ve bugüne kadar yaptığı işlerden mütevellit. Hmm. Böyle giyindiği için yok efendim ben erkeklerde düşünün bilmem nesinin açılmasına. Hadi orada yavaş diyelim. Çünkü saydığım isimler giyince oluyorlar. Bak bir ee şey aslında... söyleyeceğim doğru. Yalın giymişti pijama var diye böyle çiçekli. Ben yiyecekti. giyiyorum burama Kemen kadar dolu, açık. Kenan Doğulu Edis. Tarkan herkes evet. giyiyor ve hiç kimse de aman ha niye giydin Tarkan yıllarca böyle açık gezdi Yemal. niye kimse birisi de demedi evet. erkeği eleştirmiyor Aa, yani ne var? Atletim. Ne var? Biz bebe pijaması. Bebe pijaması. Evet. O yüzden hiç e, kişiye göre yapıyorlar bu işi. Sefo Sepo giyiyor kaç sezondur pijama gibi evet, yani. Evet Kıvanç tatlı şuraya kadar açmaya başladı. Ha, ne oldu kim ne dediler Kıvanç'a? Hiçbir kim? şey Herkes demediler alkışladılar. Berda'nın günahı ne arkadaşlar? Kemal. <laughs> Zaten bak Berda'na onu sorduğumuzda dedi ki böyle dedi hayran olduğunuz popstarlar giyince vay ha? stil sahibi Allah ben ay, giyince kroyum öyle mi tamam, dedi? Ben o, o anlamda söyle. eleştirmedim. Hayır kendi böyle söyledi. Öyle de. Mesela ama Rahat ben hani bir, adam. bir kere kötü bu yani tamam çiçekli dallı güllü bir şeyler giyilebilir ben giymiştim daha önce takım elbise böyle çok jakarlı bir kumaşta ama desen yanlış dediğim gibi berjer bir de biraz pozu yanlış <laughs> Yani yanlış kişiler ya yönlendiriyor galiba Berdan'ı. Bir de Berdan'ın şöyle bir açıklaması var Ebru Şancı Öztürk'e. Nere mi göstereyim anlamadım. Yani ha. erkek adam gömleğinin yakasını açmasın diyorsanız o zaman <laughs> siz söyleyin de biz açalım. Nere mi nere mi? Ben Berdan'ın yakın... <laughs> Berdan'ın akrabaları, Mardin'in hemşerileri falan onlar ne diyor? Çok merak ediyorum. Onlar Kıyafet Kendi konusunda Kendi haline durucudur. bırakmışlardır bence. <laughs> var mı daha yönetmenim? Var var. Oo ben buraya bu şeye mi geldim? Bu, evet evet ben... <laughs> Devam. Fahriye Evcen mi bu? Tanıyamadın mı? Biz de tanıyamadık. Der bir şey de. söyleyeceğim ama bayağı bir değişmiş. Evet evet. Baksana evet. Yaptırmış yani. Fahriye Evcen değil bu. Fahriye Evcen canım. Yani e evet o da <laughs> değil, artık değil. <laughs> elbisesi tamamen 10 yıl öncesinin elbisesi. Söyleyeceklerim bu kadar. 5 puan veriyorum. 5 puan. Hiç güzeldi. Yani sen Fahriye Evcansın. kendine gel. Bittir ziya yani ama... bir hani ikon yaratılıyor ya oyuncu kadınlardan. Evet, hiç... Bazıları bunu hakkıyla taşıyor mesela. Bazıları taşıyamıyor. Ben hiçbir zaman şık görmedim ev Çok Risksiz, normal bir elbise. Değil yani mi? risk demek değil şık olmak. Ama bu da artık 10 sene, 10, 15 sene öncesinin durumu. Yani saça baksana Allah aşkına bu saç mı kalmış? Peki şu değişimle ilgili bak bu daha eski güzel. Hale, bu eski hali daha hale. güzel. Değil mi? Bence öyle yani. Hmm. Yine yani peki yüzündeki yargılamıyorum de... lütfen Cemal, yanlış anlaşılmasın. Cemal yüzündeki değişikliği biz bulamadık. Ne? Kaşlar mı? Çenede var, kaşta var. Burada bir minik şey var, dudakta var. Ha, dudakta da var Var. Var. Bambaşka biri olmuş. Jawline yapılmış hmm. Ha şurası. Evet devam. Müjde Uzman küpesiyle, kolyesiyle, straplez elbisesiyle, derin yırtmacıyla dikkat çekiyordu. Ama hazırlandık bir gün önceden. Planladık her şeyimizi. O yüzden pratik bir şekilde... Müjdeciğim, Müjdeciğim. Müjde'yi evet. severim. Küpelerimiz de benziyor. Müjde Uzman. Ama giyinmekte de uzman değil kendisi maalesef. Ya o eteğin önü. <laughs> yani bu yekpare olsaymış. Biraz önceki Defne'nin kızlarından bir tanesinin Evet. aynısı neredeyse. Hı hı. E bunu da beğenmedin. Yani kötü işçilik kötü ya, dökülüyor. Baksanız arkadaşlar. Yani sanki onun üzerine dikilmemiş gibi. Hı. Şuradaki ek parça. Gere e, şu bu tarzın takısı değil. Bu spor bir şey. Falan, Saçlar? Falan. Saç olabilir. Islak. özel. siz severim öyle saçları. Hı. Güzel durmuş. Beş. Yani kıyafetteki en rahatsız edici unsur ne <laughs> sence? Bölünmüş olmasa çok yani burası gözükmese. Olur. Yorucu mu diyorsun? Yorucu bir de demode yine. Bir de bu kadar güzel bir kadınken. Yani işte güzel kadınların sıkıntıları böyle oluyor. Nasılsa ben güzeline ne giysem olur diye. Evet. Bazılarına oluyor bazılarına olmuyor. Evet devam ettir yönetmenim. Buyurun yönetmenim artık dükkan sizin. <laughs> Döngeli ne diyorsun? Dön git diyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> güzel başlık atıyor evet. Yani yine abartı Küpeleri, makyajı, elbisesinin ışıltısının gelişi Drapesi ee, Biri kalk gidelim diğeri saçmalama otur Tek güzel şey yüzü o kadar Evet Evet yani yüzü mükemmel Ama kıyafetini beğenmedim dört, dört. Acaba bu kadınlar çok güzel olmalarına mı güveniyorlar? Çünkü hepsi çok güzel Güvensinler. Elbette herkes Öyle güvensin güzelliğine. Değil. Bütün kadınlar güzelliklerine güvensinler. Hı. Ama o kadar da bazıları güvenmesin. <gülüyor> <Güzel> <gülüyor> bazıları. <gülüyor> evet devam ettir hadi. Ah canım Meltem'im ya. Bir, bir şey pencereli bir... krop. Hı. Yani modern olmuş. Hı. Ama yani... Şuradan bir şeyler, bir rahatsız edici bir çıkıntı evet. görüyorum. O olmasa aslında iyi. Çantası da güzel görünüyor. Yani birçok bir genç çok genç kızdan daha iyi. Hmm. Asil, güzel. Saçlar, gözlükler. Yani evet, saçını sevmedim. Daha madem öyle daha şöyle klasik. Hmm. Evet. Daha havalı gözlükle hmm. çıkacaksın. Keşke gelseydin de bir iki el atsaydın Meltem'cim. Bir de gece davetlere giderken <laughs> siyah gözlük modası başladı. Var o hep mi? vardı zaten de bizim ülkemizde çok takmazlardı. Şimdi artık gözlüksüz çıkmıyorlar. Ha, evet, bayağı Yani Şimdi böyle giyiniyor şey. mesela bir gözlükle güzel oluyor. Evet. Atıyorum bazen de yorgun oluyor bir şey oluyor kapatmak için. Kurtarıcı oldu. Arkadaşlarımız zaten Meltem'e soruyor gözünüzde problem mi var? Yo diyor modaya uymuş makyaj i̇şte falan yani. yerinde yani. Sıradaki gelsin. Sürprizli bir şey mi geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Şimdi biz Kim bu? önce e, arkadan Tarkan'ın sahnesi sandık. Çünkü evet. ses Tarkan'ın sesi. Dans da böyle çok başarılı. Ama bir baktık ki Tarkan işte. değilmiş Kemal'miş efendim. Kemal. Beyazlar içinde bir Kemal görüyorsunuz. Kemal bak bir şey Denizli söyleyeceğim. Denizli Kadınlar Matinesi'nde. Evet. Kadınların.